Herkese merhaba. Bugün size ev yapımı badem sütünü anlatacağım. Normalde marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz bir süt badem sütü. Ama evde de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok basit. İçerisinde doğal olarak normalde şeker bulunmamasına karşı üreticiler içine şeker ekliyorlar. Bu yüzden marketlerden satın alacağınız badem sütlerinin içeriğini mutlaka okuyun. Hazır almak yerine kendimiz yaparsak çok daha sağlam bir süt elde ederiz. Şimdi badem sütü inek sütü yerine geçebilecek aynı yoğunlukta bir süt. Bu yüzden inek sütünü kullandığınız her yerde badem sütünü de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Unutmayın, badem sütü glutensiz, laktozsuz ve kolesterol içermeyen bir süttür. Aynı zamanda da vejeteryandır. Şimdi tarife geçelim. Akşamdan ıslattığım bademlerim aktive oldu. Şimdi yazlık imkanlarından dolayı elimde büyük blenderım olmadığı için smoothie makinesini getirdim. Smoothie makinesine de bunun yarısını kullanacağım. Yarısını da ikinci partide yapacağım. Bademlerin yarısını koyuyorum. İyi herhalde bu. 1 litre suyun yarısını döküyorum. Bu şekilde. Ben biraz tatlandırmayı seviyorum. Çünkü chia pudinginde de güzel oluyor. Birazcık vanilya ekledim. Çok azıcık da agave attım. Böyle bir pırt yaptım. Şimdi bunları umarım olur. Smoothie makinesiyle hiç yapmamıştım. Hep blenderle yapıyorum. Çalıştırıyorum. Temiz bir tülbente sütümü dökeceğim. Tülbentle sıkmak çok kolay. Çok da eğlenceli. Sütü şişeye rahat dökebilmek için
Badem sütümüz hazır. Şimdi hemen dolaba kaldırıyoruz ve 3 güne kadar dolapta saklayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bak, merhaba. Bugün ya ağzım gülme bant, ama. Ağzım bant diyeceğim ya. Gülme geliyor. Ama gülme arkadaşım ya. Bakayım kendime. Gülecek ne var? Kötü bir şey düşün. Aklından kötü bir şey geçir. Tamam.